Donanım Arşivinden merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte hemen burada duran drone'un arkadaşlar incelemesini gerçekleştireceğiz. Bu drone dünyanın en küçük kameralı ajan drone'u. Tırnak içinde arkadaşlar ajan drone'u diyorum ki bu cihazın en büyük özelliklerinden bir tanesi. Hemen şöyle göstereceğim. Mesela daha önce incelemiş olduğumuz dünyanın en küçük drone'larından bir tanesi olan arkadaşlar CX-10D'ye göre arkadaşlar %20 daha sessiz uçabiliyor. Ve bu cihazın içerisinde bir adet de kamerası bulunuyor. Şimdi gelin lightcheck.com'dan almış olduğumuz bu ürünün incelemesini gerçekleştirelim. Bize yaklaşık olarak arkadaşlar 3 hafta gibi bir sürede geldi ve herhangi hiçbir sıkıntı olmadan da elimize ulaştı. $30 gibi de bir fiyatı vardı. Şimdi gelin laf fazla uzatmayalım ve hemen incelememize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi paketimizi açabiliriz. Bu şekilde. Tepesinden açtık ve gördüğünüz gibi ajan kameralı drone'umuz karşınızda arkadaşlar. Şu şekilde çıkartacağız galiba. Evet. Şöyle yanda pervane korumaları var. Güzel olmuş. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıktı. İçerisinden bir adet kullanım kılavuzu geliyor. İşinize yarayabilir arkadaşlar. Okumanızda yarar var. Bir adet kumanda geliyor. Kumanda ağır. Sanırım içerisinde pil var. Şöyle 4 tane yedek pervane arkadaşlar. Bir tane şarj kablosu ve bir adet de evet micro SD kart okuyucu ve micro SD kart. Üzerinde kaç GB olduğu yazmıyor arkadaşlar. Drone'umuza geldiğimiz zaman hemen şu alttan arkadaşlar yapışkanı varmış. Bunu buradan çıkarttık. Gördüğünüz gibi drone'umuz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle küçük bir yapısı var. Şu 10C'ye kıyasla arkadaşlar şunu söyleyebilirim ki bu yeni gelen drone'umuz yani ajan drone arkadaşlar son derece hafif. Yani şuna oranla bu çok daha hafif bir drone arkadaşlar. Bunu hissedebiliyorsunuz. İkisinin içerisinde bataryası böyle olmasına rağmen. Hemen şu kısımda ise şurada arkadaşlar kameramızı görebiliyorsunuz. Daha yakından göstereyim. Drone arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde 0.3 megapiksellik bir tane kamerası bulunuyor. Büyük ihtimalle de VGA kayıt alıyordur. Tam onları kontrol etmedim. Yan kısma geldiğimiz zaman ise burada hemen görmüş olduğunuz gibi şarj için kablo girişi bulunuyor. Burada ise on off tuşu bulunuyor arkadaşlar. Micro SD kart girişini evet şimdi gördüm. Tam şuradaymış. Biraz gizli duruyor. Tam şurada arkadaşlar. Şimdi hemen bir çalıştıralım istiyorum. Evet dostlar sıra şimdi geldi drone'umuzu havalandırmaya. Hemen bir özet geçelim. Karşımızdaki drone yani şu anda incelediğimiz ve kullandığımız drone arkadaşlar NO 101C olarak isme sahip. Ve bu drone'un arkadaşlar en büyük özelliği iddiası dünyanın en küçük kameralı drone'u olarak kendini lanse ediyor. Hemen kenarında arkadaşlar belki şu anda siz de görebiliyorsunuz oradan. Pervane korumaları bulunuyor. Gayet güzel işe yarar bir nokta arkadaşlar. Bunun yanı sıra diğer drone'lara oranla bariz bir şekilde cihazın sesinin daha az olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi gelin drone'u uçuralım. Drone uçurmak istediğimiz zaman siz şu anda belki göremiyorsunuzdur ama en çok gelecek soruyu biliyorum. Cihazda barometre yok dediniz. Peki havada asılı kalamıyor mu? Havada asılı kalabiliyor arkadaşlar. Bunu ama siz manuel olarak yapmanız gerekiyor. Buradaki kontrol çubuğu arkadaşlar tuttuğunuz yere, indirdiğiniz yere, bıraktığınız konumda arkadaşlar sabit kalıyor. Bu da drone'un havada kalmasına. Yani çubuğu getirmiş olduğunuz mesafede havada asılı kalmasını sağlıyor. Bir bakıma barometre de diyebiliriz aslında buna. Ama dediğim gibi buradaki tek eksi taraf otomatik olarak değil de siz manuel olarak bu çubuğu arkadaşlar ellemeniz gerekiyor. Şimdi hemen şu anda açtık. Bir yukarı, bir aşağı. Şu anda drone uçuşa hazır arkadaşlar. Bakalım hemen bir uçuralım. Pervaneler şu anda dönüyor. Hemen video kaydını başlatıyorum. Şu anda video kaydını başlattım. Garanti almak için bir kontrol edeceğim. Evet şu anda kırmızı ışığında yanıyor drone üstünde. Hemen uçuralım. Gördüğünüz gibi bariz bir şekilde ses seviyesi diğer drone'lara oranla az. Ses şiddeti çok az demiyorum ama diğer drone'lara oranla az. Yine takla atma gibi özellikler bu drone'a da bulunuyor arkadaşlar. Hemen takla attıralım geriye doğru. Ve burada bir şey dikkatinizi çeksin arkadaşlar. Takla attığı zaman arkadaşlar drone
Normalde çoğu drone'da bunu görebilirsiniz. Bayağı bir aşağı düşer drone'lar arkadaşlar. Takla attıktan sonra, ama bu modelde ise buna pek maruz kalmıyoruz. Bu da motorların daha iyi olduğunu gösteriyor bize. Tabi cihazda barometre olmamasından dolayı cihazın kontrolünü sağlamak biraz sıkıntılı olabilir. Yani diğer modellere göre daha zor. İşte bir GPS bağlantısı olsun veyahut da barometre özellikleri olmadığı için arkadaşlar cihazda cihazı sabit bir konumda tutmak diğer dronelara göre daha zor. İşte burada ise işi profesyonelliği ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yani bu da drone'un ne kadar profesyonel kullandığınızı gösteren bir özellik. Ama barometre gibi yardımcı özellikler sizi drone'u daha rahat kullanmanıza, daha rahat uçurmanıza imkan tanır. Ve şu anda arkadaşlar yere drone iniş yapıyor. Bayağı buradan girdi koltuğun altına yani. Buradan koltuğun altına girmeyi başardı. Tebrik ediyorum. Evet, şu anda arkadaşlar cihazın şarjı bitiyor. Size getirmeye çalışacağım. Lakin nafile. Hemen soracaklar cihazın şarjı ne kadar gidiyor diye. Cihazın şarjı arkadaşlar ortalama bir 4 dakika falan gidiyor. Bunun sebebi ise normalde bu gibi cihazlar 6 dakika, 7 dakika uçabiliyor. Bu maksimum 5 dakika arkadaşlar. Bunu görebiliyor. Lakin buradaki sıkıntı ise şu. Cihazın üzerinde bir kamera bulunması ve o kameradaki verileri devamlı hafıza kartına yazdığı için cihazın kullanımı biraz daha düşüyor. Tabi casus drone mu? Kesinlikle bir casus drone diyemeyiz. Ki zaten arkadaşlar drone'da casusluk özelliği olmaz motorları yüzünden. Yani bunu bir unutalım öncelikle. Gelecek bir soru edebiliyorum. Cihazdaki video kaydını telefonda canlı canlı görebiliyor muyuz diye. Göremiyoruz arkadaşlar maalesef. Bu videomuzda sizlerle birlikte arkadaşlar. Gerçekten eğlenceli, keyifli bir drone inceledik. Drone'u LiveTeknik.com'dan aldık. 3 haftada falan geldi. 30 dolarda bir fiyatı vardı. Kameralı. Dünyanın en küçük arkadaşlar drone'u. Evet, ben şuraya sizler için arkadaşlar LiveTeknik.com'dan yapmış olduğum alışverişlerimi sıralıyorum. Drone hakkında arkadaşlar birçok videomuzu buraya ekliyorum. Bunların arkadaşlar linkleri ise hemen açıklama kısmında. Evet, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Paylaşarak bizlere destek olmayı unutmayın. Ve hemen yorum kısmında ise isteklerinizi, görüşlerinizi, şu ürün var bir incelesene derseniz hemen yorum kısmında sizleri de bekliyorum. Evet, kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.